Gelir gider açısından pek fazla fark yok. Hatta bizde eksilme var diyebilirim, 2000 nüfus eksildiği için. Biz vatandaşa hizmet yapıyoruz. Vatandaşımıza yönelik hizmet yapıyoruz. Diğer belediye başka alanlara demek ki gelirleri aktarıyordu ki ortada bir hizmet gözükmüyordu. Şimdi biz Allah'ın izniyle, Allah da güç kuvvet verirse eğer, biz vatandaşımız için belediyenin kaynaklarını, halkın kaynağını halka aktaracağız. Bu konuda da azmimiz, kararlılığımız devam ediyor. Böylece vatandaşımız daha güzel hizmetleri görmeye layık olduğu üzere görecek de yapacağız bunları. Çok düşük seviyede belediyecilik anlayışı açısından, hizmet açısından beklenti sıfırdı. Sadece vatandaşın tek beklentisi belediyede işe girmekti. Allah'a şükür şimdi vatandaş bilinçlendi biraz belediyecilik anlayışı açısından. Şimdi yol isteyemeye geliyorlar, suyumuz yok diyorlar, parke taşı yap bize diyorlar. Yani bu beklenti bile bizim bir şeyler yaptığımızın kanıtı olarak olduğunu düşünüyorum. Daha önceki sistemde biliyorsunuz eş başkanlık, yan başkanlık, böyle değişik değişik birçok şeyleri varmış ve belediye başkanlık makamına bir günde 10 kişinin oturduğu oluyormuş. Vatandaş bunlara ulaşsa dahi birisine söylediğini birisi bilmiyor, birisine söylediğini birisini bilmiyor. Yani tam bir keşmekeş, karışıklık varmış, muhatap bulunamıyormuş. Şimdi vatandaş bize ulaşıyor tek elden, hizmet vatandaşı en yakın yerden yerine getiriliyor. Biz memurlarımızı da uyardık bu konuda. Yani vatandaşla iç içe birlikte onların istekleri doğrultusunda, onların ihtiyaçları doğrultusunda, tepeden inme değil, onların istedikleri çerçevede hizmet yürütüyoruz.